ıslak kuru. En hassas olduğum nokta benim. En ama. Evet evet. Sen hep söylersin doğru. Çok başarılı çok. Maşallah arı gibi çalışıyor vallahi. Ah canım ya. Olur mu bu kız bize? Olmaz mı hayatım? İki numara büyük bile gelir bizim haytaya. Mutfak tamamdır. Ay ellerine sağlık kızım. Kızım ne yaptın böyle ya? Her tarafı temizlemiş şuraları falan bile. Bak rafların üstünü. Bravo vallahi tebrik ediyoruz. Ne yapayım? Benim de huyum böyle. Temizlik hastası gibiyim. Yani ortalığı dağınık ve pis görünce çok huzursuz oluyorum. Babacığım. Babacığım mı? Ay ne olur kusura bakmayın. Şey Hacer annem kendisine anne dememe izin verdiği için... siz de böyle baba gibi yakın hissettiğim için bir anda çıktı ağzımdan. Sorun yok kızım. Tabii ki diyebilirsin. Tabii ki. İyi peki. Ben işime döneyim. Et kızım et. Et. Oğlum lan. Şu elini çabuk tut da kaçırma şu kızı. Yok annesin ben almayayım sağ ol. Nasıl almayayım lan? Kız hem hamarat hem çalışkan. Hem de fıstık gibi baksana güzel. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ya bak oğlum hem bak. Dizinin dibinde ananın babanın dükkanında çalışıyor. Menzilinde geziniyor. Ya biraz oğlum muhabbet kurmaya çalış. Biraz yakınlaş kızla. Evet. Bunları biz mi öğreteceğiz lan sana? Allah Allah. Hayat her zaman böyle fırsatlar sunmaz oğlum insana. Hani biraz şu aklını başka yerlerden al da başına devşir ne olur ya. Kaçırmam kız. Kap bunu. Kap. Ya baba, anne. Hı. Siz niye beni anlamamakta ısrar ediyorsunuz? Bu normalde böyle biri değil. Hasta, manyak, ruh hastasının teki bu. Oha, nasıl konuşuyorsun kızım? Biçim bu. Kendi halinde bir kız ya. Bu kadar ayıp ya. Ben bileyim o şeytan. Evet. Oğlum rica ediyorum saçma sapan ya. Arif bu niye sana çekti böyle ya? Bana mı çekti? Nasıl bana çekti? Ne açıdan bana çekti ya? Ya çocukluğumda iyiydi. Büyüyünce senin bir şapşal bir şey oldu ya. Ne dediğini bilmiyor ya. Ya boyunu posunu benden alırken aklını da benden alsaydın ya oğlum. Niye babandan hemen aklını almışsın acaba? Tabii. Kızım. Oğlum bak. Ben senin yüzünden bak işitmediğim laf kalmadı. Ne olur bir an önce kendini kurtar. Kurtar kendini. Ne olur. Bak bizim için değil. Kendini kurtar kendini. Lütfen. Allah korusun kimseyi beğenmeye ortada kalacaksın. Aynı benim gibi tek ayak üzerinde yakalanacaksın böyle anana yakalanır gibi. Sonra kendini yakacaksın. Yakma. Yakma oğlum kendini. Lütfen. Bak ayağına bir fırsat gelmiş. Lütfen. Değerlendir ya. Sonra bak kafanı vurulsun duvarlara. Böyle böyle sütunlara vurulsun. Ben babamın zamanında niye dinlemedim diye. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Ne oldu lan? Allah bir şey de söylemiyor ya. Nereye gitti bu kayıt? Hay Allah'ım ya. Size kahve yaptım Arif babacığım. Aa zahmet ettin kızım ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Hacer anneciğim. Kahveniz. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Ben bir Ahmet'in kahvesini de götüreyim. Götür götür tabii götür. Abi ben yeterince dinlendim. Aracı biraz erken alayım mı? Tamam. Tamam. Arif, şahane bir fikir geldi aklıma. Ya bir dur Allah aşkına şu kahvemi içeyim. Bir kana karışsın ya. Yok onu demiyorum. Neyi diyorsun? Ya diyorum ki eğer... bizim oğlan bu kızı elinden kaçırırsa bizim oğlanı evlatlıktan reddedelim. Sonra onun yerine aslan gibi yakışıklı boylu poslu bir evlat edinelim. Ne? Edindiğimiz evladı da bu kızla evlendiririz. Bu kız benim gelinim olur. Nasıl fikir ama? Hacer. Senin
kulaklarınla ağzın kapsama alanı içinde mi bugün yani? Senin ağzından çıkanları kulağın duyuyor mu ya? İşitiyor mu? Ne dediğini biliyor musun sen? Sen ne diyorsun Arif? Bilmiyorum ama sen de saçmalıyorsun. Sen de saçmalıyorsun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır. Geç dalganı, geç. Ben bu kızı istiyorum. Bu kız benim gelinim olacak. Başka yolu yok. Taktım kafaya bir kere Arif. Ya tamam, bir tutturdum, gelinim olacak, gelinim olacak ya. Bir sakin ol ya. Tamam, bizim salak olan hayır derse benim öteki olana alırız yani. Ne yapalım? O da olur. Öteki olan mı? اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس